Herkese selam teknoloji oku takipçilerim. Bugün sizlerle beraber anlatmaktan büyük keyif alacağım bir telefonla beraberiz. Xiaomi'nin bir alt markası olan Poco'nun en güçlü telefonu diyebiliriz. Onu oyuncu olarak biliyoruz. Bir oyuncu telefonu. Bugünkü videomuzun konuğu Poco F4 GT. O zaman hemen tasarımıyla başlayalım. Öncelikle telefonu elime aldığımda telefonun çok fazla ağır bir telefon olmadığını söyleyebilirim. 210 gramlık bir ağırlığı var telefonumuzun. Arka tarafı cam kapak. Yan taraflar alüminyum şekilde tasarlanmış. Yan taraflara bakacak olursak hemen sağ taraflarında tetiklerimizi görüyoruz. Buradaki tetikleri açıp kapatabiliyoruz. Hemen onun altında da bir güç düğmemiz bulunuyor. Bu güç düğmesini aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak kullanabiliyoruz. Üst tarafta çapraz bir şekilde yerleştirilmiş hoparlörlerimiz var. Mikrofonumuz ve kızıl ötesi sensörümüz var. Sol tarafındaysa bir sim kart girişimiz bulunuyor. Bu sim kart girişi çift sim kart girişli ve 5G'yi ikisi de destekliyor. Ve alt tarafına da geldiğimizde yine bir mikrofonumuz, Type-C girişimiz ve çapraz hoparlörlerimiz bulunuyor. Yani telefonumuzun 4 adet hoparlörü, 3 adet mikrofonu, yanlarda da bu gördüğünüz çizgiler antenleri oldukça da güçlü bir bağlantısı var. O tarafa da geleceğiz tabii ki. Telefon böyle çok da ağır bir telefon değil. Arka tarafta yerleştirilmiş bu şimşek aslında normalde LED olarak bildiğimiz taraf şimşek tasarımıyla gelmiş ve bence oldukça güzel ve şık duruyor. Tam bir oyuncu telefonu. Gerçekten böyle güzel bir hissiyat uyandırıyor. Ben de telefonu elime aldığımda çok mutlu hissettim. Bilmiyorum neden. Hoşuma gitti. Aynı zamanda kamerada bir de LED bulunuyor. Bu LED'i özel ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. O tarafa da geleceğiz. Bildirim geldiğinde, arama geldiğinde burada ışıklar yanıyor. Bunu da söyleyelim. Sadece arka tarafın işte cam olduğunu belirtmiştik. Gayet sağlam ama yani kapsız kullanmayın derim ben. Daha sonrasında arka tarafın birazcık parmak izi tuttuğunu söyleyebilirim. Burada da yine kılıf önemli oluyor kullanmakta. Zaten telefonumuzun kutusundan kılıfı da çıkıyor. Hemen şu küçücük bir kutu içerisine de bakayım. Kutuyu açtığımızda öncelikle şöyle bir küçük kutumuz var. Burada kılıf çıkıyor. Bunun çıkması benim için gerçekten güzel. Yani aslında yeni telefonlar için bunları Çinli markalar çok daha iyi yapıyor. Yani yeni kılıf almak, yani aldığın telefonu gideceksin kılıf alacaksın. Yok başka bir şeyini alacaksın falan. Ki artık telefonlarda adaptörler ya da şarj kabloları da çıkmamaya başladı ve bunlar bize ekstra masraf oluyor. O yüzden kılıfın çıkması bence gayet güzel bir özellik. Şeffaf bir kılıfımız çıkıyor içinden. Telefonumuzun bir jack girişi yok ama Poco sizin için bunu da düşünmüş ve 3.5 jack girişli bir Type-C dönüştürücü de bizlere gönderilmiş. Yine içinden kullanım kılavuzları, garanti belgesi de çıkıyor ve belki de bu telefonun yine en can alıcı özelliklerinden biri olan adaptörü ve şarj kablosu. 120 wattlık bir adaptör bulunuyor. Bunun da detaylarına geleceğiz. Aynı zamanda şarj girişlerinde birazcık değişik olması oldukça güzel. Onlara da devamında geliyor olacağız. Kısaca genel bakışımızdan ve kutu içeriğinden bahsettik. Şimdi teknik özellikleri bir kısaca değinelim. Sonra detaylarına teker teker inelim. Telefonumuzun teknik özellikleri şu şekilde. 6.67 inçlik AMOLED ekranı 120 Hz'lik bir tazeleme hızıyla geliyor. Depolama tarafında 12 GB'lik RAM kapasitesi artı 3 GB'lik sanal RAM'i ve 256 GB'lik dahili depolaması bulunuyor. Yonga setinde ise Snapdragon 8 Gen 1'i kullanıyor. 4700 mAh'lik bir batarya kapasitesi var bu telefonda. Bu bataryayı desteklemek için de 120 Watt'lık hızlı şarjı bulunuyor. Şimdi kısaca teknik özelliklerinden bahsettik. Ekrandan başlayalım. Telefonumuzun AMOLED bir ekranı bulunuyor. Çerçevesi de bir tasarıma sahip. Yukarıda bir kameramız var. Üst tarafta da çok ince bir ahize yer alıyor burada. Ekran Corning Gorilla Victus'la korunuyor. Yani çizilmelere güçlü bir telefon bizlerle olduğunu söyleyebiliriz. Ekran aynı zamanda yani telefon oyuncu telefon olduğunu söylemiştik. HDR 10 Plus'ı da sağlıyor ve bu da oyun oynarken grafiklerin çok daha iyi bir şekilde bizlerin sunulmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda telefon 1 milyar renk kapasitesine de sahip. Bu da oyunlarda, grafiklerde gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor sizlere.
Ekranımız 1080'e 2400 piksellik bir çözünürlük sağlıyor bizlere. 395 ppi değeri bulunuyor. Aynı zamanda telefonumuz zaten bir oyuncu telefonu olmazsa olmazı olduğu için 120 Hz'lik bir tazeleme hızıyla geliyor. Bunu ayarlardan dilerseniz 60 Hz'e de indirebilirsiniz ama 120 Hz'de kullanmak gayet güzel bir deneyim yaşatıyor bizlere. Ekstra olarak da telefon işte bu oyun tarafında bize yarar sağlayacak tarafı 480 Hz'lik dokunmatik bir örnekleme hızı sağlaması. Bu da karşı tarafa zaten tetiklerle çok kolay bir şekilde iletebiliyoruz. Karşı tarafa mermimizi attığında ya da farklı bir oyuncusa çok hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Ekranda gün ışığında eğer bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ya da ne bileyim dışarıda oyun oynuyorsunuzdur ya da günlük işlerinizi hallediyorsunuzdur. Gün ışığında size gayet net bir ekran sağlıyor. O konuda herhangi bir düşünceniz olmasın yani gerçekten güzel bir parlaklık bizlere sunuyor. Şimdi de kısaca kamera tarafına değinmek istiyorum. Kamera tarafında çok konuşmayacağım. Çünkü telefon zaten içerik üreticilerine ya da böyle fotoğraf, video çekecekler için tasarlanmamış bir telefon. Tabii ki kötü bir kamerası yok. Telefon hitap ettiği kitle oyuncu kitlesi. Bu yüzden kısaca kameradan bahsedeceğim. O zaman kameranın özelliklerine hemen bakalım. Arka tarafında üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramız 64 megapiksellik bir çözünürlük sağlıyor. İkinci kameramız ise 8 megapiksellik 120 derece açılı bir geniş kamera bulunuyor. Alt tarafında ise 2 megapiksellik bir telefoto kamera, makro kamera bulunuyor. Fotoğraflar ve videolarla sizleri birazdan baş başa bırakacağız ama ondan önce değinmek istediğim çok küçük bir detay var. Tam bir amiral gemisinde olması gereken özellikler bu telefonda bizlerle. Yani film efektleridir, vlog modudur, ağır çekim, uzun pozlama, kısa video oldukça fazla modları bulunan bir telefon. Fotoğraf konusunda kötü işler mi çıkartıyor? Hayır. Kötü işler çıkartmıyor. Bence gayet başarılı. Ama yani ben gerçekten detaylı fotoğraf çekeceğim diye bir düşünceniz varsa bu telefon sizi çok da tatmin etmeyecektir. Ama yani zaten bir oyuncu telefonu, bir fotoğraf ve video için tasarlanmamış. O yüzden bu konunun üzerine çok da durmuyorum. Telefonun video tarafında size 4K 60 FPS'e kadar çözünürlük sağlıyor. Gayet de güzel bir şekilde çıkartıyor burada video konusunda. Bence oldukça başarılı bir telefon bizlerle. Telefonun aynı zamanda HDR modu ya da yapay zeka modunu açarsanız çok daha iyi ve net fotoğraflar da elde edebilirsiniz. Bunun da altını çizeyim. Ekstra olarak da zaten kamera tarafında Sony'nin sensörünü kullanmış güçlü bir sensör. Ön kameradan bahsetmedim. Ön kamerada da 20 megapiksellik bir çözünürlük sağlıyor. Zaten Güney Kore ya da Çin markaları genelde kameralarda filtreleme olaylarını çok fazla yapıyor. Yine bu telefonda da o makyaj modunu falan çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki kimin kullanacağına bağlı. Dedikten sonra fotoğraf ve videolarla sizi baş başa bırakıp asıl önemli olan konu oyuna geçelim. Selamlar. Şu an beni çok gürültülü bir ortamdan duyuyorsun. Beşiktaş'tayım. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şu an beni Poco F4 GT'den duyuyorsunuz. Bir de arka kamerasına gürültüm. Video için biraz akşam olmasını bekledim aslında. Hem gece görüşünü görmeniz açısından. Arka kamerada video bu şekilde görünüyor. Aynı zamanda sesim de size bu şekilde aktarılıyor. Umarım
güzel bir şekilde sesim size iletiliyordur. Telefonumuz bir oyuncu telefonu ve bayıldım. Gerçekten bayıldım. Neden? Çok çok kısa bir şekilde teknikten bahsedeceğim. Sonra kendi kullanıcı deneyimim ve asıl önemli olan size oyun deneyimimden bahsedeceğim. Şimdi zaten biliyoruz Snapdragon 8gen 1 ile ve 4 nanometrelik üretim teknolojisiyle geliyor ve gayet hızlı bir telefon. Telefonun performansına zaten diyecek yok arkadaşlar ama ben bu telefonun en önemli özelliklerinden biri olan tetiklerden başlamak istiyorum. Şimdi bu tetiklerin özellikleri neler? Ondan bahsedeyim. En başında bu tetiklerin hemen şurada görüyorsunuz. Açma, kapama düğmeleri var. Bunlar size kesinlikle bir engel de olacak değil. Yani illa ben oyuncu telefon almak istemiyorum, buradakiler benim için engel diye bir düşünce olmasın. Ekstra daha kolay. Hem oyunda hem de normal gündelik yaşamınızda kullanabilirsiniz. Nasıl? Şimdi ayarlara geldik ve ayarlardan aşağıya indiğinizde hemen burada bir özel özellikler var. Buradan açılır tetikleyicilere tıkladığınızda hemen alt tarafta açılır tetikleyiciler var. Burada sol. İki kere bastığınızda ekranı kaydet, ses kaydet ya da farklı bir mod olarak bu tuşa görev atayabilirsiniz. Eğer basılı tutarsanız da kamerayı açabiliyorsunuz. Mesela şu an size gösteriyorum. Sol taraf kameraya bastım ve kamera açıldı şu an. Elim görünüyormuş ama bu şekilde. Aynı zamanda hemen alt tarafta sağ taraf var. El feneri tarafı. İki defa basarsam eğer alt tarafa hemen şuradan tetiği açayım. İki defa bastığımda LED'im açılmış olması gerekiyor. Evet, LED'im açılmış. Böyle görevler atayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir güzel özellik ise ses efektlerinin bulunması. Ses efektlerinde kılıç, mermi, gelecek ve motor olarak ses efektleri yer alıyor. Şu an siz de sesleri duyuyorsunuz. Mesela ben burada en çok kılıcı sevdim ve mesela şu an açık ya. Kapattığım zaman kılıcı yerine koyma sesi geliyor. Bakın. Şu an açıyorum bir de. Şu an kılıcı çıkaracak. Bence çok güzel bir hissiyat yaşatıyor. Bir de ses efektlerin alt tarafında animasyonlar bulunuyor. Animasyonlarda tetiklerinizin rengini belirliyor. Şu an değiştiriyorum. Siz de ekranda görüyorsunuz. Pembesi, sarısı, yeşili. Ben en çok yeşilini beğendiğim için yeşilini seçiyorum. Bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda arka tarafta LED ışık tarafında da LED ışığınızın zamanını ya da özelleştirmelerini yapabilirsiniz. Bu tarafta bildirimler geldiğinde arka tarafta kamerada yanan LED ışık tarafı. Aynı zamanda oyun tarafında nasıl yapacağım dersen bu tetikleri nasıl kullanacağım? 100'den fazla oyuna bu tetikler adapte. Mesela en basitinden PUBG Mobile'dan bahsedeyim. Oyuna girdiğiniz zaman hemen şu köşede küçük bir çizgi çıkıyor. Bu çizgide de zaten hemen sağ kaydığınızda altta tetik çubukları yer alıyor. Oradan ekran kaydı almak isterseniz alabilirsiniz. Ya da ekran görüntüsü almak isterseniz. Orayı açtığınızda alt tarafta tetikler bulunuyor. O tetikleri konumlandırabiliyorsunuz. Eğer mesela ateş atmak istiyorsanız sol tarafa konumlandırdınız ve konumlandırdığınızda buraya bastığınızda o taraftan ateş ediyor. Ya da sağ tarafa da konumlandırdığınız taraf eğer çöp kalksa o tarafı halledebiliyor ya da nişan alsa hepsini kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Zaten büyük ihtimalle bunun oyun testini ayrı bir video olarak çekeriz. Eğer siz de oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyun tarafına geldiğimde üçlü bir mikrofon olduğunu söylemiştik. Şimdi telefonu şu şekilde tutuyoruz oyun oynarken. Yani böyle oyun genelde daha basit oyunlarda oynuyoruz. FPS oyunlarında genelde hemen böyle bu şekilde tutuyoruz ve mikrofonlar bu tarafta olduğu için karşı tarafa sesimizin aktarılmasına bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunu düşünmüş ve alt tarafa da bir mikrofon yerleştirmiş. Bu mikrofon sayesinde takım arkadaşlarımıza seslerimiz çok daha rahat bir şekilde iletiliyor. Hemen yan taraflarda 4 adet hoparlörümüzün olduğundan bahsetmiştik. Bu oyun tarafında gerçekten oyuncular için oldukça önemli bir konu. Neden? Çünkü düşmanın ya da oynadığınız oyunda karşı taraftaki insanın nereden geldiğini anlamak oldukça önemli. Bu hoparlörde de gerçekten çok başarılı bir hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos sertifikası var. Aynı zamanda Hi-Res ve HVA yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses sertifikası bulunuyor. Yani hoparlör konusunda çok çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim.
Telefon ısınıyor mu diye de soracak olursanız, telefon tabii ki ısınıyor ama güçlü bir soğutma sistemi olduğu için bunu çok da fazla ben hissetmedim. Neredeyse saat 12'de başladım oynamaya ve 3'e kadar oyun oynadım. Yani aralıklı oynadım tabii ki biraz ama uzun bir süre oynamama rağmen ben elimde çok çok büyük bir yanmayı hissetmedim. Bunu ayrıca bir PUBG testi olur ya da farklı bir oyunun testi olur. Dereceleriyle zaten o videoda da çekeriz. Ama çok fazla bir ısınma yaşamadım. Tabii ki oyundan oynadığı değişiklik gösterilebilir. Zaten 8Gen 1'in ısındığını hepimiz biliyoruz. Yani böyle bir işlemci burada. Tetiklerden bahsettik, mikrofondan bahsettik, hoparlörden bahsettik. Son olarak da batarya tarafından gelelim. Şimdi telefonumuzun 120 Watt'lık bir şarj adaptörümüz bulunuyor. Bu şarj adaptörü 0'dan 100'e kadar 17 dakikada şarj edebiliyor. Bunu bir önceki telefonlarla, yani öncesinde biraz araştırmıştım bildiğim en azından. Poco X3 GT'de bu şarj durumu 0'dan 100'e böyle 47-45 dakikada falan doluyordu ama burada 17 dakikada gerçekten rakiplerine farkla çok çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz telefonun. Eğer bu telefonu kullanıyor olacaksanız, ki bence birazdan fiyat tarafına geleceğiz, yani sizin kararınıza kalmış ama ya oynarsanız, kanka hile misin? Kanka nereden oynuyorsun? Böyle soruları çok çok duyacaksınız. Çünkü bu tetiklerin özellikleri gerçekten sizlere o kadar çok kolaylık sağlıyor ki ben normalde yani mobilden oyun oynayamıyorum. Yani ne bileyim, bana zor geliyor böyle dönerken aynı zamanda nişan almak falan ama böyle dört parmağınızda aktif bir şekilde kullanıyor olmanız gerçekten çok çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bağlantı tarafına geleceğim. Bağlantı tarafında çok fazla anten olduğunu söylemiştik. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile geliyor bu telefonumuz. Eğer Wi-Fi bağlantısı böyle birazcık kopma durumundaysa ya da mobilleriniz, hemen sizi Wi-Fi'ye atıyor. Yani oyun oynarken telefonunuzda bir kesilme yaşamamak için elinden gelen ne varsa veriyor bu telefon sizlere. Şimdi birazcık da fiyat tarafına gelelim. Bu telefon ilk çıktığı zamanlar 17 bin lira olarak satışa sunulmuştu. Lakin hızlıca artan bir dolar kurundan dolayı şu an telefonun fiyatı 19 bin ve 20 bin arasında gidip geliyor. Yani sizce bu telefona 19 ve 20 bin lira verilir mi? Ben gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bana kalsa böyle 15 bin falan olsa kesinlikle alınır bir telefon. Yani çok güçlü özellikleri var. Kamera konusunda da yine kötü olduğunu söyleyemem, gayet iyi bir özellik. Ve oyuncuysanız, bir oyun telefonu istiyorsanız, donma kasma istemiyorsanız, yani yeme de yanında yat bir telefon olduğunu sizlere belirtmem gerekiyor. Telefonunuz Android 12 ve MIUI 13 ile beraber geliyor arayüzüyle. Eğer telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama tarafını alacaksanız fiyat böyle 18,5-19 arasında gidiyor. Eğer telefonu 12 GB RAM, 256 GB'lık dahili depolamayla alacaksanız 20 bin lira gibi bir fiyat aralığında telefon gidip geliyor. Artı 3 GB da sanal RAM sunuyor. Bunu da başta belirtmeyi belki unutmuş olabilirim diye şimdi ekledim. Peki siz telefonu nasıl buldunuz? Bu telefona bu kadar fiyat verilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce bu telefonla hangi oyunları oynayalım? Yorumlarda belirtirseniz bir sonraki test videomuzda bu telefonda sizin istediğiniz oyunlarla testleri yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bu telefonu çok çok beğendim. Vallahi paranız varsa alın derim. O zaman bay bay.